Ee, yoğun bir gün yine ee, şu anda ekranınıza yansıyor. Dolma Bahçede çok büyük bir kalabalık var. Yani iki kanatta da görüyorsunuz. Gerçekten hani iki takımın da şampiyonluk iddiası yok belki. Ama işte hep söylüyorum ya ben onu çok söylerim. Misket oynasalar bu büyük takımlar aralarında ee, yani bir futbol şöleni olur diye öyle bir görüntü ee, zaten. Sanıyorum orada da ciddi bir trafik sıkıntısı olacaktır Oradan e, radyodan da yayın yaptığımız için bizi dinleyenler varsa spor Radyo'dan Dolmabahçe Sarı'nın çevresine uğramayınız efendim e, Oradan çıkmak şu anki görüntüye göre çok kolay değil Herhalde Beşiktaş taraftarı için sezonun son maçı bu Değil mi? Tabii yani artık bununla Fenerbahçe derbisiyle sezonu kapatacak Bir ee, maç daha olmasına rağmen Tabii iki maç e, içeride bir maç var Yok, bir maç Kapatamaz sonra. ya neden? Beşin... Beşinciliği oynuyor diyeceksin Tabii. ama yani bu maçın yerine hiçbir şey tutmayacak. Öyle bir kalabalık <laughs> olmaz belki. Evet. Şu anda yani e... taraftar kapatır da takım, takım beşinciliği kapatmazlarında. Full tribünler önünde güzel bir e, maç atmosferi. Hafif bir böyle bir rüzgar. Tabii. Zemin güzel. Tribünler ambiyans güzel. İyi bir maç bekliyoruz. Eksikler var elbette. E, Beşiktaş'ın 11'i bir süredir alttan veriyoruz. Belli oldu. Bizim de ee, muhtemel 11'imizle aynı Beşiktaş'ın 11'i. Ee, Fenerbahçe'nin 11'i de belli oldu. O da geçiyor. Savunmanın sağında Nazım Sangare var. O sayı diye öngörmüştük. Biz Nazım iki kanatta işte şimdi geldi derbinin 11'leri. Ee, Fenerbahçe'nin kale, Beşiktaş'ın kalesinde Ersin var. Serdar Wellington, Umut Meraş üçlüsü. Bunların önünde sağda Kenan, solda Rıdvan, Joseph ve Emirhan, Önlerinde Gezal daha çok dışarıda kullanıyor ama... E, Gezal, Başşuayi, Larin. Ve bu tarafa dönüyorum. Fenerbahçe'de Nazım... E, Altay Kale'de Nazım, Tiseran, Novak verdi. E, Sol stoperde Novak oynuyor. E, bir Yani hepinizin malumu kim? Zalai, Serdar olmayınca. Bu tarafta da hem Vida yok, hem Montero yok. Hem Rozier yok. Yani ciddi eksikler bunlar. Yine... Fenerbahçe'de ortada Gustavo var. Ee, orada da Gustavo e, Zaitz. Önlerinde Mert Hakan, İrfan Rossi, Serdar Dursun e, şeklinde. Miguel Crespo'nun da yine eksiklerden biri olduğunu vurgulayalım. Daha önceden zaten işte Perkas'ın falan da e, bir süredir forma giymediğini hatırlayacaktır. Perkas, perkas sakat. Tabi. Crespo ameliyat oldu. Ee, Serdar cezalı Serdar evet. Aziz. Eee sakatlığı var? Salai. Arda sakatlığı var. Arda yeni yeni sakatlandı. Beşiktaş'ın da ciddi eksikleri var. Eksiklerin e, gölgesinde bir Tabii. derbi. Peki başlayalım o zaman hocam. Şunu çok tartıştık. Kısa kısa e, Beşiktaş'ın Valerian İsmail'in üçlü oynamaktaki duruşunu sürdürmesi bu eksiklere rağmen ee, ön plana çıktı. Derbi öncesi çok konuşuldu. Ee, dediğimiz gibi iki takımda da eksikler biraz e, kadro dinamiklerini etkiledi. Bunların ışığında siz ne öngörüyorsunuz? Nasıl bir derbi öngörüyorsunuz? Evet, e, yani iki takımda özellikle omurgada stoper pozisyondaki oyuncuların e, değişmesi en büyük sıkıntı gibi görüyor, görünüyor. Tabii bir yandan e, yani bu maçın hikayesi nedir? Sezonu kendi taraftarı önünde moral motivasyonunu Yükseltecek Bir galibiyetle Beşiktaş ayrılmak isteyecek Yani sezonun bir pardon Özür maçı gibi görüyordur Taraftarına karşı Fenerbahçe diye İsmail Kartal açısından Bu maç daha da önemli Çünkü Trabzon'a spora karşı çok iyi oynadılar 10 kişiyle yenilmediler Galatasaray'ı çok iyi oynayarak yendiler İlk defa bir büyük maçta Dışarıda oynuyor İkisini evde oynamıştı İsmail Kartal'ın özellikle Kafadaki soru işaretlerini yönetim kuruluna, camiaya, taraftara iyice arttırması için o açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Yani takımından daha çok İsmail Kartal'ın geleceği açısından da Fenerbahçe'nin alacağı galibiyet e, önemli. E, tabii iki tane farklı felsefeyle oynayan iki takım var onu söyleyelim. Daha Valerian İsmail'le e, direkt ucum yapan yani savunmadan uzun topla çıkan oraya yerleşen oradaki o sahipsiz ikinci topları kazanıp hücum etmek isteyen Ön alan baskısıyla parantez içinde bunu ne kadar sürdürebilecek? Çünkü sürdürebilirliği yok. 15-20 dakika sonra seyirci o yarattığı atmosferden sonra e, oyundan düştüğü zaman ne olacak Beşiktaş takımı? Bu bir de Beşiktaş'ın direkt ucumu yaptığı en kısa yoldan gol aradığı nereden e, görebiliriz? Taç atışına 9 kişi gidiyorlar. Korner atışına 9 kişi. En kısa yoldan gol bulmak istiyor. Yani topun daha fazla Fenerbahçe'de kalacağı, dediğim gibi direkt ucumu yapan, Beşiktaş yerine en direkt daha çok e, pas organizasyonuyla oynayacak olan e, özellikle orta sahadaki o e, organizasyonu çok güçlü Fenerbahçe'nin. Buradan maçı kazanmak isteyecek. Şöyle bir e, istatistik de verelim. Şu ana kadar e, sezonda Fenerbahçe orta sahası 22 gol performansı vermiş. Katkı sağlamış. Beşiktaş 11. Yani buradaki özellikle Valerian İsmail Beşiktaş'ın özellikle orta sahadaki omurgadaki oyunu kesmesi gerektiğini düşünüyorum. Novak için de şunu söyleyeyim. Trabzonspor'a gelmeden Danimarka'da Midland takımında sol bek oynadı. Evet oynadı. Sen de var. biliyorsun. Galiba, sol bek oynadı. Maç oynadı ya. So, hayır, bir ya da iki maç oynadı sanki. Sol bek oynadı ama e, Mideland'da Danimarka'da de sol stoper oynadı, evet, üçüde de sol stoper oynadı. E, böyle bir oyuncu olarak bir geniş yelpazede yani savunmanın e, sol kenarı ve içinde stoper gibi oynayan oyuncu. E, ben yüksek tempoda bir maç bekliyorum her iki takımdan. Gökhan Hocam Beşiktaş açısından nasıl bakıyorsunuz? Beşiktaş açısından Valeri İsmail'in çıkardığı kadroda umut tercihini ben biraz garipsedim. Yani biraz mecburiyetten şimdi eksik kim var derseniz bir de bir eksikliktir. Neden? Buranın tecrübeli oyuncusu Beşiktaş takımının defansının lideri. Geçen hafta yani... Neden olduğunu bilmiyorum ya yani geçen hafta kadroda yoktu, geçen hafta kadroda yoktu. Ee, bu hafta da e, babasının hastalığı nedeniyle Hırvatistan'a gitti, sonra gelecek dendi ki sonuçta profesyonel futbolcu burada olması lazımdı. Bunun e, dışında Rozier'i ben eksik sayıyorum baktığın zaman. Neden Rozier bu takımın temel taşlarından bir tanesi. Ne kadar eleştirilse bile yani bu kadar e, motorik özellikleri fazla bu kadar mesafe katadan bir oyuncu. ...kötü oynasa bile ihtiyaç. Şimdi burada iki tane sol bek gibi duruyor. Umutları Rıdvan... ...herhalde kademeli değişken oynayacaklar gibi geliyor. Yani Umut'un stoper tercih olarak düşünülmesi... ...belki Rossi oradan surattı gelecek... ...onun karşısında duracak gibi düşündü ama... ...bana pek e, mantıklı gelmedi. Montoro eksik diyorlar. Montoro bence tartışılan bir oyuncu. Yani Montoro'yu eksik olarak sayıyorsak... ...problemli. Şimdi Fenerbahçe sayıyorsun. Kim menje? Tamam bir eksiktir. Serdar Aziz bir eksiktir. Ama... Montoya bence sezon içinde oynadığı maçlarda da oyuncu kişiliği biraz eleştirildi. Her zaman çıktığı maçlarda ayak bileği temiz ama defansif açıdan problemli. Bir tek nickleri temiz. Rakip korkutmaz. Valeri İsmail bu maçta ilk defa Wellington, Serdar ve Umut üçlüsünü deneyecek ki bu üçlü bence bu maçın kırılma anı. Ama forvette Klasik forvetini kullanmış Batu Şuay bu maçta hakikaten bir şeyler yapabilir gibi geliyorum. Çünkü onun da ihtiyacı var, Beşiktaş'ın da ihtiyacı var. Batu Şuay böyle maçların oyuncusu, büyük maçları bekliyor.